Ya abla kısana şunun sesini. Ne oluyor sana? Ya totem yaptım. Tek Gizem'i anlattım. Şimdi sen anlatırsam olmaz. Totemim bozulur. Büyüsü kaçar. Peki tamam. Peri, ne kadar meraksızsın. Bak anlatacağım ama kimseye anlatmayacaksın. Sır saklamayı senden öğrenecek değiliz. Biz Emre'yle biz olduk. Ne oldunuz? Sen de alt yazı geçmeden anlamıyorsun ha. Biz Emre'yle sevgiliyiz. Artık çıkıyoruz yani. Peki Emre'nin haberi var mı yoksa benim mi söylemem gerekiyor? Son görülmesi gece 3. Ve tıklar da mavi değil. Ya uyanmış mıdır ki ya? Ne haber canım? İyidir. Sen? Günaydın tatlı kuzucuk. Anne arıza yaptı mı gece? Var ya evet tırs girdim. Ali bıraktı ya bizi. Bizi görmüş müdür falan diye korktum ama sonra o da bir şey demedi. Cezalı mıyım değil miyim onu da bilmiyorum. Korkudan soramıyorum da. En iyisi unutmuş gibi yapmak. İyiymiş. Sen ne yapıyorsun bakayım? Niye mesajlarıma cevap yazmıyorsun? Telefonum içeride şarjdaydı da görmedim ya. Emre, bir şey soracağım. Ben arayınca telefonda ne yazıyor? Selin arıyor yazıyor. Hala Selin diye kayıtlıyım yani. Arada güncellemen falan mı gerekiyor? Ben seni aşkım diye kaydettim de çıkmaya başladıktan sonra. Ne dedin sen efendim? Yani kötü bir şey mi dedim ben? Yani sevgililer böyle yapmaz mı? Neyse tamam ya bunları sonra konuşuruz. O zaman öpüyorum ben şimdi seni. Emre nasıl karşıladı bu durumu? Tebrik etti mi seni? Ben seni bir tebrik ederim var ya. Kızlar günaydın. Enişteden haber var mı? Ya hemen anlattı mı? Ay deli ya. Gitti totem. Başımıza taş yağacak. Yo ne anlatacaktık Emre? Ha siz şakalaşmıyorsunuz. Sen gerçekten Emre'yle çıktığını mı sanıyorsun? Sen bizi mi dinliyordun sinsi gibi? Gibisi fazla da. Yani Emre ile ilişki kelimeleri yan yana gelince böyle bir komik duruyor da. Çatlayana kadar gül istersen. Kimin ne düşündüğü hiç umurumda değil. Kaç yıllık kankam bana mı anlatacaksın? Emre lan bu. Bir de ciddi ciddi konuşuyorsun. Bizim aramızdaki öyle bir şey değil. Biz mutluyuz. Bak biz deyip durma gerçekten yüzüne kahkaha atmak istemiyorum. Anlamazlıktan gelince gerçek değişmiyor. Sen ve etrafındakiler buna alışsanız iyi olur. Çünkü biz çıkıyoruz. Dolapta kalıplar vardı efendim. Kelebeklerle, kalplerle sabahtan belli üşenmeden uğraştınız durdunuz vallahi. Ya benim böyle daha çok hoşuma gidiyor aslında. Bu anne kelebek. Bunlar da yavruları. Hepsi yazık olacak maalesef. Yukarıdakilerin pek kurabiyelerle arası iyi değildir de. Hmm. Kurabiyeler de bizimle aynı kaderi paylaşıyor demek ki. Efendim? Yes be, biliyordum. Yavrum zencefil. O zaman sana böyle vereyim. Uf, çok sıcak bu. Hmm. Nasıl olmuş? Tepsi sayısı 2'den 3'e çıkmış. Kurabiyeler tek tek şekillendirilmiş. Ay Selin'cim, kurabiyeni bitir de öyle konuş istersen. Yersiz atarlanmalar. Nazlı ablam bile evden kaçtığında 2 tepsi yapmıştım. Kim beynine kan sıçrattı anniş? Ay hadi kızlar, her şeyden bir şey çıkarmayın öf. Zahide Hanım, ya bize bir örtüyle bir sepet ayarlar mısınız zahmet olmazsa? Tabii efendim. Ay piknik yapıyorlar. Rol yapıyor. Aklı sıra dimdik ayakları üzerinde durduğunu gözüme sokmak istiyor. Sözleşmeyi imzaladı. Tık bile demedi vallahi. Ay Rana abla, hatırlıyor musun? Sevilay nasıl ortalığı birbirine katmıştı? Sen de hemen kabul etmiştin. Ya ah, ben o zamanlar Ahmet'e çok aşıktım. Yani gözüm hiçbir şey görmüyordu. Sevilay'la senin arandaki ortak nokta paraya ihtiyacınızın olmayışıydı. Ama o ve kızlarının var. Sevilay'ın haberi var mı Güneş'in imzaladığından? Bu sabah konuştuk. Ay ne sevinmiştir. Artık sorun yok. Huzur yani. O ve kızları bu evden gitmeden bana huzur yok. Ya Rana abla, bu Sevilay böyle Haluk abiyle hayaller falan kuruyor. Ya ne bileyim, Haluk abi hayatta böyle... Sevilay'la Haluk'u yeniden birleştirmek istediğimi nereden çıkardın? Ne Güneş, ne Sevilay. Haluk yalnız olmalı.